Yaş mama nedir? Köpekler için gerekli midir? Kuru ve yaş mamalar arasında ne gibi farklar vardır? Yaş mama kuru mamaya göre çok daha farklı bir süreçte üretilmektedir. Genel olarak et yan ürünleri, sebzeler, tahıllar, mineraller ve yağlar su ve jelleştirme maddeleriyle karıştırılır ve sonra püre haline getirilmek üzere öğütülür. Sonra katı hale getirilmesi için bir buhar tünelinde kısmen pişirilir ve bıçaklar vasıtasıyla kesilerek ürünler küp haline getirilir. Böylece ürün gerçek bir et parçası gibi görünür ve etrafı sos veya jelle doldurularak bir konserve ya da kaba yerleştirilir. Sonra kabın ağzı kapatılarak 2 saat kadar basınçlı bir pişiricide sterilizasyonu sağlamak için pişirilir. Bu süreç koşullarından dolayı besinsel olarak tamamen dengeli bir yaş mama üretmek çok zordur ve genelde günlük beslenmede bir ek besinle takviye edilmesi gerekmektedir. Bugün Türkiye'de çok farklı kalitelerde yaş mama satışı bulunmaktadır ve çoğu çok az et yan ürünü kullanılarak ve şeker ilaveli %80-85 oranında su içeriğiyle üretilmiş kalitesiz mamalardır. Ayrıca insanlar kutunun üzerinde tavuk veya tavuk eti yazdığı zaman mamanın içerisinde insan gıdasına uygun tavuk eti kullanıldığını düşünmektedir. Fakat Avrupa'da bir üretici konservenin veya paketin üzerinde tavuk veya tavuk eti oranı belirtmişse bunun tavuğun iç organları ya da tavukun olabileceğini anlamalıdır. Temizmama.com için özel olarak İngiltere'de üretilen yaş mamaların besinsel değerleri tam olduğundan köpekler için süreklilikte uygundur. Köpekler bazen kuru veya yaş mamadan birini tercih edebilir. Köpekler kuru mamadan yeterli miktarda su elde edemeyeceği için mamanın yanında bir kap temiz ve taze suyun bulundurulmasına önem gösterilmelidir.